Merhabalar. Bugün Balıkesir ile 6 Eylül ilçesi Balıklı Mahallesi'nde İsmail Demir'in misafiriyiz. İsmail Bey merhaba. Merhabalar Gediz Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız İsmail Bey? Çok şükür, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. İsmail Bey, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Balıklı Mahallesi'nde besicilik yapmaktayım. Aynı zamanda esnafım kendim, evet. İsmail Bey, ortalama kaç hayvanımız var işletmemizde? 400 baş ortalama besiyle bu işi yapıyoruz. Sağmal hayvanımız yok. Yok, sağmal yapmıyoruz. Sadece besi üzerine çalışıyoruz. Hayvanlarımızın ırkları yerli ırklar mı, ithal hayvanlar mı? Hayvanlarımızın ırkları şu an işletmemizde yerli simental mandafon ırkı var. İthal açıldığında da ithalde yapıyoruz. İsmail Bey, peki hayvanlarımızı ortalama kaç kilogram canlı ağırlıkla besiye alıyoruz? Ortalama 250-300 kilo arası besiye alıyoruz. Besi süremiz 8-9 ayla sınırlı. Evet, devam ediyoruz. Günlük canlı ağırlık artışlarınızı hiç takip edebildiniz evet, mi? Evet, ediyoruz. 1 kilo 600 gram ortalamasıyla işletmemiz devam ediyor yani. Şu anda aktif olarak emekken babacan yemini kullanıyorum. Evet, babacan yemini kullanıyorum. Bize babacan yemle tanışma hikayenizden bahsedebilir misiniz? 2008 yılında emekkemde yem siparişi verdiğim zaman rahmetli Faruk abim dışarıdan bizi duymuş. Normalde bez yemi alıyorduk, arpalı veriyorduk. Faruk abim çağırdı dışarıya. Oo Balıklılı, gel bakayım dedi. Ne alıyorsun dedi. Abi bez yemi alacağız, sipariş vermeye geldik dedim. Oğlum dedi, bak dedi, benim tavsiyem sana dedi. Biz özel bir yem yaptık, babacan yemi dedi. Bunu kullanmanı tavsiye ediyorum sana dedi. O günden bugüne, 2008 yılından bu yana babacan kullanıyorum. Daha öncesinde farklı firmalarla çalışıyorduk. Tırnak hastalığı ve gaz sorunluğuyla çok yaşadık. Babacan'a geçtiğimizden bu yana içindeki tamponlayıcı ham maddeler, koyulan mayalardan dolayı çok memnunuz. Şu an işletmemde 350-400 tane hayvan var. Hiçbirinde tırnak hastalığı, ayak hastalığı, şişkinlik, hiçbir sorun yok çok şükür. Peki arpa besiye mi ve samanla yaptığınız besiyle babacan ve samanla yaptığınız besi arasında kilogram, randıman arasında da farklar oldu mu? Çok güzel bir konuya girdiniz. Onu anlatayım ben size. Arpalı besimi denedik. Padokları ayırdık. Padok padok hepsini denedik. Arpalı beside aldığımız randıman, babacanla aldığımız randımanı ortaya koyduğumuzda babacanda hem günü kısalttık hem aşırı 30-40 kilo bir hayvan başına artı kilo aldık. Karkas ağırlık. Aynı zamanda o zaman babacanın size işçilik anlamında da aslında artısı oldu, doğru mu? Evet. Yani şu an babacanı verdiğimiz zaman kendinizde gördüğünüz bakımı kolay. Sadece babacan ve saman olarak veriyoruz. Peki İsmail Bey, anladığım kadarıyla 2008'den bu yana yaklaşık 12-13 yıldır evet, besi işiyle uğraşıyorsunuz. Evet. Bunun önü de var. Yani işletmemiz babadan geliyor aslında. Biz doğuştan babamdan besiciyiz ama kendim 2008 yılında bunu büyük yapmaya başladım. İki tane büyük işletmem var. Buradan besicilere vermek istediğiniz bir tavsiye var mı? Yani besi işletmesi yapıyorsanız yönetirken şunlara dikkat edin. Besi işletmesi yapıyorsanız yem alırken bunlara dikkat edin. Şimdi besicilere tavsiyem arkadaşlar, bir deneyin, padok padok ayırın. Babacanı ayrı dökün, arpalı bakımı diğer besimlerine ayrı dökün. İçine kotaraya girdiğiniz zaman da tahılların nasıl pisliğinin içinde olduğunu göreceksiniz yani. %40-%50'sini bu dışkıdan attığını göreceksiniz. Babacan'da bu olay yok. Babacan o kadar kendine özel bir yem ki, yani hayvanlarda hiçbir rahatsızlık yok. Kilo artışı hızlı. Kesime gittiğinde mezbahada, gerçekten söylüyorum, ben besiciyim, bütün arkadaşlar da yani beni tanırlar, önden celeplik de yaptım. Mezbahaya gittiğimiz zaman da hayvanların deriden çıktığı zaman pes pembe. Kesimci de memnun kalıyor. Bizim zaten İstanbul kesimi olduğu için yağ sıyırma olayı biliyorsunuz var yani. Ama bizim hayvanlarımızda yağ olayı zaten yok. Randıman noktasında rakamsal olarak ifade edecek olursak, randıman %56 ile %62 oranında değişiyor hayvanların ırkına göre. İtalya'da biraz daha yukarı çıktı. Bu %65'lere doğru çıktı yani randıman olayı. Evet. Evet. Memnunum, çok memnunuz. Peki İsmail Bey, bizi bugün ağırladığınız için size teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yemekem ailesine çok teşekkür ederim. En son olarak kapatırken şunu da sormak isterim. Emekyem ailesinde sağa çalışan personelin teknik anlamda size artıları eksileri nelerdir? Ürünün kullanımı noktasında sizi buna ikna edip anlattıkları noktalarla ilgili de bazı şeylerden bahseder misiniz? Bak, her hafta Emekyem'den her hafta bir tane satış elemanı ve besi uzmanı işletmemize uğramaktadır.
En ufak bir sıkıntıda derhal müdahale edilmektedir. Yani zaten babacan yemini kullanan birinde bu sıkıntı olmaz yani. O kadar net yani, o kadar garanti veriyorum ki. Bak 13-14 yıldan beri babacan kullanıyorum. Hiçbir sorun yok. Yani işletmeme de bütün arkadaşlara diyorum ki gelin bakın bak. Babacanı döktüğüm hayvanlara bir bakın. Bir de gidin kendi işletmenize bakın. İsmail Bey teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.